Ne oldu? Ben bugün işteyken benim oğlum beni aradı kızımla beraber okuldan gelir gelmez. Anne bugün tekrar öğretmenler beni arkadaşlarımın arasında bir kavga çıktı. Kızın dudağı patladı. Olaya ben dahil olmamama rağmen öğretmenler benim hakkımda tutanak aldılar. Ben itiraz ettiğim zaman da tek tek öğretmenlere gittim. Hocam ben yapmadım dediğimde de benim kolumu çekiştire çekiştire öğretmenlerden beni sürükleye sürükleye Ergenekon ortaokulunun müdürünün yanına götürdüler. Müdür beni hiç anlamadan, dinlemeden direktmen bana diyor ki Kenan mısın, nesin, ne haltsan seni buraya gömerim. Ailene güvenme. Seni buraya gömerim, senin kemiğini bile bulamazlar diyerek çocuğu hem hırpalamış hem psikolojik hem de bedensel olarak şiddete maruz bırakmış. Sadece şimdi değil, 2,5 ay önce tekrar oğlum burada dayak yedi. 3 öğretmeni tarafından çocuğun iki omuzunda yani sırtında Kurtköy Çocuk Bürosu'na gittik. Darp raporumuzla beraber şikayetimizi bulunduk ama 2,5 ay olmasına rağmen hiçbir geri dönüş ya da bir takip hiçbir şey yok. Başka çocuklar da şiddet görüyor. Hatta dün benim kızımın gözünün önünde bir tane çocuğun hem boğazı sıkılmış hem çenesi tutulmuş. Gördüğünüz gibi şu an bile Kendik çocuk büroya. kendi yasal hakkımı bile kullanamıyorum. Aradığım polisler bile beni engellemeye çalışıyor. Ergenekon İlköğretim Okulu'nda bir çocuğa üçüncü kez şiddet uygulandı. Ama maalesef sadece bu çocuk değil, daha birçok çocuğa öğretmenler tarafından şiddet uygulanıyor. Sürekli derneğimize kadınlar çözüm bulamadıkları için ve başka çareleri de olmadığı için bize başvuruyorlar. Bugün en sonunda üçüncü kez aynı çocuğa şiddet uygulanmasından kaynaklı biz Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği olarak olay yerine gittik. Ama ne yazık ki gelen polislerin de dayak yiyen çocuğun ailesiyle öğretmenlerin uzlaşmasını talep eden, isteyen, ifade almamak için ayak direyen bir noktada durdular. Çocuklara şiddet uygulamak yerine onları korumanız gerektiğini düşünüyoruz. Ama madem böyle suç işlemeye karar verdiniz, biz de Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği olarak elimizden geleni yapıp Esenyalı'da yaşayan hiçbir emekçi çocuğunun hakkını yerde bırakmayacağız.